Herkese merhabalar, Tonguç Akademi'de sindirim sistemine giriş yapıyoruz ama ilk başta besinleri tanıyacağız. Hocam tanımam için bana besinleri vermeniz lazım çünkü açlıktan ölüyorum hocam, çok e açtım. Tamam. tamam, besinleri vereceğim. İlk başta şunu düşünelim. Sindirim ne demek evladım? Besinlerin küçük parçalarına ayrılması. Sindirim dediğimiz e, zımbırtıya göre, bak besinler sindirilen ve sindirilmeyen diye ikiye ayırıyoruz Tonguç. Besinler neler bizim bildiğimiz? Ekmek. Evet, ekmeğin içinde bulunan karbonhidratlar karbohidratlar çok önemli bir besin maddesi. Şimdi anlatacağız. Ondan sonra yağlar değil mi? Evet. Bak sindirilenler bunlar. Sonrasında proteinler. Bunları sindiriyoruz. Aldığımız zaman yani bunları mesela et mesela bu protein. Yağlar zeytinyağı, tereyağı falan. Sindirilmeyenler de var. Sindirilmeyenler de vitaminleri sindirmiyoruz Tonguç. Direkt vücuda mı karışıyor? Direkt kana geçiyor. Aynı şekilde su. Sindirilmeyen bir besin. Suda bir besin maddesi. Unutma. Aynı zamanda mineraller. Bunların hiçbirisini sindirmiyoruz ve direkt kana geçiyor bunlar. Çünkü zaten çok küçük bunlar. Hmm. Yani bunların daha küçük parçalara ayrılmasına gerek yok. Ama bunlar büyük moleküllü. O zaman sindirilenler neymiş? Büyük moleküllü. Büyük moleküllüymüş. Sindirilmeyenler neymiş Tonguç? Küçük moleküllü. Küçük moleküllüymüş. İlk başta bunu bilmemiz gerekiyor. Tamam. Şimdi ardından şuna geçelim. Karbonhidratları bir tanıyalım. Karbonhidratlardan başlıca ne olduğunu söyleyebiliriz karbonhidratların. Başlıca enerji kaynağımız. Mesela sen ekmek yediğin zaman ne olur Tonguç? Güçleniyorum hocam. Kasım. Makarna yediğin zaman, ekmek yediğin zaman daha hızlı koşa daha hızlı koşabilirsin derken şunu demek istiyorum. <laughs> sen, ya sen yavaş koşuyorsun da daha fazla koşabilirsin çünkü enerji kaynağıdır aslında. Ekmek, makarna, pasta yani şekerli şeyler. Ekmek yemeyince doymuyorum o yüzden hocam. Ekmek yemeyince doymuyorum. Doymaktan ziyade enerjiye insanların ihtiyacı var. Başlıca enerji kaynağımız bizim karbonhidratlar. Karbonhidrat almazsan enerji sıkılırsın. O yüzden enerji ben yani besin piramidi diye bir şey vardı ya. Onun altında en altında makarna işte ekmek falan filan vardı. Hatırlıyorsan proteinlere bakalım. Proteinler evladım çok önemli. Neden çok önemli? Bir kere et, süt, yumurta da bulunuyor. Biliyorsun zaten balıkta da bulunuyor. Evet, evet. Peki proteinler enzimlerin yapısında bulunuyor ve hormonların yapısında. Hocam çok acıktırdı bu konu beni. Evet aynen. Bak protein deyince et, süt, yumurta gelecek ya. Şimdi ben bunları yediğim zaman ne oluyor? Enzim dediğimiz vücudumuzda çok önemli maddeler var. Onları anlatacağım sonra. Kimya, gibi. Kimyasal sindirim yapıyor. Anlatacağım. Hormonlarsa vücudumuzda büyüme hormonu var mesela. E, cinsiyet hormonları var. İşte hani testosteron, östrojen falan filan var ya. Böyle hatta espriler yapılıyor. Aynen. Hormonlar. Bunların hepsinde proteinler var. Proteinleri almazsan ne olur? Bunu Aynı zamanda kaslarının yapısında var. Bak şu anda kasların var ya şu kasların. Evet. Full protein. Aa. Dolayısıyla sen onları büyüyebilmek için karşılamış olurum öyleyse. <laughs> Kendini yiyemezsin. Ama büyüyebilmek için kaslı vücuda sahip olmak için ne yapmalısın lazım Et yemeliyim. E, daha doğrusu proteinli besinler. Et, Sadece mı? et süt yok. Şeyde de var. Fasulyede de var mesela. Mercimek Mercimekte de var bayağı proteini. Savunma sistemi için gerekli bunlar. Unutma. savun vücudumuzun savunma sistemi. Aynı zamanda yağlar. Yağlar enerji sağlıyorlar. Yağlar yani sen, enerji sağlar. Sen sen, sen e, karbonhidratları kullandın ya evladım Bitti karbonhidrat. Ne yapacaksın? Göbeğindeki yağlardan başlayacaksın. O zaman yani. benim enerjimi hiç bitmez. Dolayısıyla ilk başta karbonhidratları tüketirsin. Sonra da yağlara geçersin. Ve yağlara çok yüksek enerji depolanabilir unutma. Ve aynı zamanda depolanır yağlar. Nerede depolar? Senin göbeğinde olduğu Teşekkür gibi. Hocam. E, aynı zamanda işte yağ hücreleri var. Derimizin deri altı, yağ tabakamız var. Orada depolanırlar. Ve vücudumuzu ne yaparlar biliyor musun? Sıcak tutarlar. Derimizin altını tutuyor ya. Dolayısıyla e, sen ne kadar çok yağ depolarsan o kadar zor e, ıs yaparsın ve o sayede üşümezsin diyebiliriz. Mesela balinaların derilerinin altında inanılmaz bir yağ tabakası var. Üşümesinler diye. Suyun içindeler ya sürekli. Yağlı yağlı. Telli geldi. telli dolaşıyorlar işte. Şimdi ya, ha, yağlar deyince aklına gelecek? Ah, Tere yağı, zeytin ayçiçek yağı. Makine yağı, sonra... gres yağı. Onlar değil. Yediğimiz yağlar. Bak. Ha, bak vitaminler, su ve minerallere bakınca bunların üçünü de düzenleyici lazım. Enerji de vermiyorlar kardeşim. Bunlar hiçbir şekilde enerji vermiyorlar. Neymiş o zaman evladım? Vitamin, mineral ve e, tuz şeyler, su, enerji vermiyorlar. Vermez. Direkt kana geçiyorlar, kana direkt geçiyorlar. Ama diğerleri sindirilmeden geçemiyorlar çünkü çok büyük moleküller. Bunlar sindirilmiyor evladım, çok rahat bir. Peki şuna bakalım, sindirlenmesinler. Karbonhidratlar nerede sindiriliyor? Ağız ve yutak ince bağırsakta Pardon. sindiriliyor. Peki proteinler nerede sindiriliyor? Mide ve ince bağırsakta sindiriliyor. Demek ki her şey ince bağırsakta. Yağlar sindiriliyor. O da ince bağırsakta sindiriliyor. Demek ki her şey nerede sindiriliyormuş Tonguç? İnce bağırsakta. Ama ek olarak karbonhidratlar ağızda da sindiriliyor. Proteinler de mide de sindiriliyor. O zaman et yediğimiz zaman nerede sindiriliyormuş? Midede ve ince bağırsakta. Ama ama çıkmayalım. Şunları şunları da çıkardım. Ödüllü sorumuzu yaptın. Cevaplara gönderiyorsun. Sindirim sistemine devam ediyoruz. Hiç merak etme. Tonguç Akademi.com'da video e, bombardımanımız, yayınımız devam ediyor. İnanılmaz hızlı bir şekilde videoları oradan bulabilirsin. Kendi sınıfına göre kanalımıza abone olabilirsin. Yeni kanallarımıza da abone ol. Teo kanalımız, YGS kanalımız. Bir önceki ve bir sonraki videomuz. Tamamdır.